TriBet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru Borsa İstanbul'da negatif yönlü fiyatlama etkin oluyor. Burada özellikle enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasında yerel seçimlerden sonra Nisan toplantısında faiz artışına gidebileceği beklenti etkin oluyor. Özellikle JP Morgan 500 bas yıktı. Akabinde Goldman Sachs faiz artışı olabileceğini vurguladı. Swap piyasasına baktığımız zaman da Nisan'daki toplantıda bir 300 bas puanlık bir faiz artışı olabileceği fiyatlanıyor. İlk etapta bu bankalar tarafına pozitif yönde yansıdı. X-Bank bir ara %1'e yakın primliydi. Bankalarda %1'in üzerinde primliydi. Fakat daha sonra bu endeksteki risk algısı tekrar bozuldu. X-Bank da kazançlarını sildi. Şu anki ana tema bir faiz artışı olabileceği beklentisi. Ama burada da hani şunu sormak lazım. Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta da dahil edersek zaten enflasyonun beklenenden yüksek, kötü geleceği aslında fiyatlamalarda. Hani şimdi ne oldu da bu değişti? Biz 4.38 bekliyorduk. 4.53 geldi. Mart'ta da kuvvetle muhtemel %4 ile 4.20 arasında bir enflasyon beklentimizi şimdiden dile getirelim. Ocak, Şubat, Mart'ta en kötü enflasyonu görüyor olacağız. Ama yerel seçimler sonrasında piyasanın biraz risk algısı değişiyor. Endekste pozitif düşüşü sınırlayan diyeyim daha doğrusu hisse senetleri arasında Tüpraş, Kozal, Tofaş Oto, Sasa, Koç Holding geliyor. Düşüşe katkı sağlayanlar arasında Türk Hava Yolları, Şişe, Aselsan, Pegasus ön planda oluyor. Bugün özellikle endeksin geri çekilmesinde bir 8850-9000 bandından belirtmiştim. 8814.80 düşük görüldü. Şimdi bir etap daha dipte 8500-8750 majör bir dip oluşumu oluyor. Seçime 9-10 bin bandında girme potansiyelimiz hala bulunuyor. Yurt dışı tarafa baktığımızda altın 2130 dolar seviyesinde %1'in üzerinde primliydi. Burada zaten Utku ile beraber yaptığımız FX yayınlarında hep vurguluyoruz. Altında 2400 hedef potansiyelimiz, gram altında 2315-2350 seviyelerini belirtiyoruz. Trump gelirse ons'ta daha yukarı yönlü hareketlerin olma potansiyelini de konuşmuştuk. Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon, gümüş ile Ethereum arasındaki korelasyona dikkat ettiğimizde altın göreceli ucuz kalmıştı Bitcoin hareketine göre. Şimdi o makası kapatıyor. Bitcoin de 67.365 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi sakin 103.8 ile 104 arasında trade ediyor. Perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması. Cuma günü de verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi bulunacak, gelecek. Euro dolar 1.0850'de Perşembe günkü ECB faiz kararı, herhangi bir şey beklemiyoruz, piyasa da beklemiyor ama karar sonrası Başkan Lagarde'ın konuşmaları euro dolar açısından oldukça önemli olacak. Gözler ons altında yukarı yönlü hareketlerde 2131 dolar seviyesinde bulunurken bizim uzun dönemli bu yıl için beklentimiz 2400 hedef potansiyeli. Bu hafta gelecek verileri görelim, izleyelim, bekleyelim. İyi akşamlar.